devam eder. Evet, böyle söylüyor İsmet Bey. Şimdi bir başka elemen aklınıza göre geçelim. Mezar taşlarına olan ilgisi var ve bir açıklaması var. Hocam ne diyorsunuz burada? Az evvel tarih talandan bahsederken bizim Etnografya Müzesi'nin bahçesindeki pek çok eser vardır. Efendim, hem Ulu Cami çevresinden mezarlığından toparlanmış, mezarlık sökülüp kaldırılıp atılınca mezar taşlarını da bir yere taşımak gereği duyulmuş. 250'den fazla mezar taşı ve kitabe Etnografya Müzesi'nin bahçesinde. Biz de bunların dili olduğunu, bunların bizim medeniyet eserlerimiz olduğunu anlatıyoruz. Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hatta bunlar çok daha eski devre ait eserler. Abbasilere kadar uzanan mezar taşlarıdır bunlar. Yani diyoruz Çok tarihi önemli belge. mezar taşlarıdır. Çok önemli tabii. Evet, bir başa hemen gölge geçelim arkadaşlar. Evet, İsmet İpek Bey'in yıllar süren araştırmaları, çalışmaları kitap olarak yayınlandı ve şu an o kitapla kalıcı olacak. Benim de hemen önümde bir Osmaniye kitabı var. Osmaniye diye diye kitabı var hocamızın. Bir de Çeteler kitabı var ama hocam bu kitapları yayınlamanın mutluluğu değil mi yani yaşıyorsunuz herhalde? Şüphesiz. Evet. Nasıl başardınız hocam bu yayınları? Bir tanesi Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından basıldı. Diğerlerini kendi imkanlarımızla Yani bastırmaya diyorsun çalışıyoruz. kafamdaki Biliyorsunuz bilgileri... araştırmacılar yalnızdır Cezmi Hoca. Yalnızlığı bilirsiniz. Siz de tek başınıza bizimki 3 tane kitap, onun haricinde tabii yayınlanması gereken bazı kitapları var ama sizin kitapların sayısı da maşallahı var. Yani 80'i bulmuştur herhalde yani. O da ayrı bir hikaye şimdi hocam. Ama size kim bu kadar destek oluyor onu da bilmiyorum yani. Evet, halkımız destek oluyor. Halkımız destek oluyor, evet. Değişelim bugün arkadaşlar. İsmet Bey'in çalışmaları çok saygıdeğer. Adanalıların yakından tanıdığı, eli öpülesi insan ve şimdi mezarında nur içinde yatsın diyebileceğimiz Sayın Kasım Ener ve ailesi. Hocam, bu fotoğrafın anlamı. Evet. Merhum tabii 1993 senesiydi vefat ettiğinde Ramazanoğlu ahfadındandır. Eski Adana mebuslarındandır, eski Adana belediye reislerindendir Kasım Ener. Ve Adana'yı anlatan çok güzel kitapları vardır. Adana'yı Orta yerde efendim Kasım Ener, onun sol Kasım Ener. tarafında kim? Zeynep Hanım bizim Çavuşoğlu. mimarlardan, bizim müzenin müdavimlerindendi bu büyüklerimiz, bu Peki abilerimiz. Kasım amcamızın hemen yanı baştaki O beyaz efendim hanımefendi, eşi. Kasım En merhumun. sağdaki resim kim O hocam? da ben, o da benim Evet, efendim bizim. Kasım Bey'e hatırlamış değişelim bugün arkadaşlar. Alanımız evet, şimdi geldik Osmaniye'ye. İsmet Bey, kaç yılda emekli olmuşsunuz hocam? 99 senesinde emekli oldum efendim. Osmaniye'ye gittiniz. Burada ne yapıyorsunuz hocam? Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yıl dönümüydü. Türkiye'de bir ağaçlandırma kampanyası başlamıştı. Biz de bu kampanyada dışarıda kalmayalım dedik. Karaçay kenarının ağaçlandırılması istedik. Çok güzel ağaçlandırma, çınar ağaçları diktik oraya ama çoğu kurudu. Arkasından ama çok büyük gösterişli bir panel yaptık. Orada efendim Kim hocalarımız var. kimler var? Halaçoğlu hocam var, Süleyman Hatipoğlu var, Kemal Çelik hocam var. Sonra Mustafa Yılmaz Kurt var mı orada? Yılmaz Kurt var tabii. Evet. Hocalarımla beraber 700 yıl anısına dikilen çınarlara hatırasına binaen bir fotoğraf çektirdik orada. Evet, değişelim bu görüntü arkadaşlar. Şimdi farklı bir görüntü geçiyor. Evet, İsmet Bey şimdi tarihi rehberlik yapıyor insanlara. Hocam, bu resmin anlamı? Bu Karatepe bir grup gelmiş. Ben de onlara Karatepe'yi anlatıyorum. Evet, bir başka resme hemen geçiyoruz arkadaşlar. Geçelim o resmi. Evet. Ve İsmet İpek Çanakkale'de galiba, değil mi? Efendim Osmaniye'de Mamure'de yürüttüğümüz bir proje var. Mamure'de şehit Sayın Bey'in şehit düştüğü yer ve orada yaşanan savaşlarla ilgili bir proje. Orada kullanılmış bir top vardı. Deli Top adı altında meşhurdur. Çanakkale Gelibolu'na gittim bu yaz. Bizim Deli Top'un 15'lik bir deli toptur. Büyüklüğünü anlamaya çalıştım. Nasıl bir topmuş diye ve o topun acaba bir benzerini Çanakkale'de görebilir miyim dedim. Çanakkale Gelibolu'da hem oraları gezdim hem o topu inceledim. Evet, değişelim bu arkadaşlar. Şimdi yine geldik. Çukurova'ya Kurtuluş Anıtı yapılsın diyorsunuz Evet. hocam. Neden? Evet. Biz geçen hafta içerisinde milli mücadele törenler yaptık, Kurtuluş Bayramları yaptık efendim. Bir şeyi ihmal ediyoruz. Milli mücadele hatıralarımıza sahip çıkmıyoruz. Milli mücadele kahramanlarımıza sahip çıkmıyoruz. Tarihe saygısızız Cezmi Hocam.
Şevket Süreyya Aydemir'in Kasım Ener'e bir mektubu vardır 1974 senesinde. Diyor ki Kasım Ener, Çukurova'da yapılmış olan milli mücadele çok önemlidir. Sen diyor Adana'da etkili bir insansın. Bu Adana'daki eşrafa, yöneticilere söyle de bir Çanakkale abidesi gibi bir abide dikilsin, milli mücadele anıtı dikilsin diyor. Bu mektubun üzerine biz de Çukurova'ya bir kurtuluş abidesi dikilsin dedik ama ne abide dikildi biliyorsunuz. Türkiye'de ve bölgemize milli mücadeleyi anlatan çok fazla kurtuluş savaşı müzelerimiz bile yok yani. Evet, değişelim bugün arkadaşlar. Ne diyor? Tarih ve devlet diyor, halk işbirliği yaparak evet. Tarihleri korur. Evet. Değişelim burada arkadaşlar. Yine İsmet Bey'in konuşması var ve geldik bir başka bir... Arkadaşlar, bir lise öğrencisi elinde Türk bayrağı ve Mehter Marşı çalarken yürüyor. Bu İsmet İpek'in kendisi. Hocam başınızda Yeniçeri şeyi var değil mi? Hani o evet. Keçe külah var galiba. Herhalde bizim Reşat mı konuşacak evet, şimdi? Arkadaşlar Reşat hocamızı telefona bağlayalım. Hocamız bu olayı çok güzel yorumlayacak evet. diye düşünüyoruz. Çok da duygulanacak evet. şimdi Reşat Hoca. Reşat hocamızın az sonra ona bağlayacağız. Bu yürüyüşün hocam hikayesi neydi? Efendim burası Zorkun Yaylası. Biz de Mehter'le milli duyguları harekete geçirmek için yürüyüş yapıyoruz. İnsanlara milli ruhu, milli heyecanı vermeye çalışıyoruz. Bir 30 Ağustos bayramı törenlerinden, öğrencilik yıllarımızdan milli ruha çok ihtiyacımız var. Orada da böyle bir görev yapmaya çalışıyoruz. Ben de o Mehter takımının bayrağını taşıyordum. Reşat Gürel arkadaşımız telefona çıkarsa o daha çok güzel anlatacaktır. Zorkun'u anlatacaktır. Zorkun'daki 30 Ağustos törenlerini anlatacaktır. Çocuk şenliklerini anlatacaktır. Efendim bu böyle bir fotoğraf. Peki hocam Osmaniye'de mesela buna benzer milli amaçlı faaliyetleriniz var mı? Örneğin orada kahramanlarımız da var mesela bir Sayın Bey anıtı oradadır. Evet. Osmaniye'deki Mamure projemiz 2006 senesinden beri sürdürdüğümüz bir proje Cezmi Hocam. Biliyorsunuz Osmaniye'den demir yolu geçiyor. Adana'dan ve İskenderun'dan karaya çıkan Fransızlar demir yolunu kullanarak Antep tarafına askeri takviye yapmak istiyorlardı. O bölgedeki Kuvayi Milliyeciler de bu Fransızların gitmemesi için demir yollarını devamlı tahrip ediyorlardı. Kovanbaşı Savaşı diye bir büyük savaş yaptık. Fransız tümenini durdurduk. Kanlı geçit gibi bir savaş yaptık, evet. Direndik. Reşat Hocamızın görüntüsünü hemen ekrana taşıyalım arkadaşlar. Evet, saygıdeğer Reşat Hocam şu an İstanbul'da bir okulda eğitimde çalışıyor. Reşat Hocam merhaba, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi şu an tarihi bir anı yaşıyoruz. Sayın İsmet İpek'in evet. hayatından görüntüler var. Onun dünyasını daha doğrusu konuşuyoruz. Hocam İsmet İpek deyince ne anlarsınız? Evet. İsmet İpek gerçeğini nasıl gördünüz? Buyurun konuşun hocam. Peki teşekkürler. Hayırlı akşamlar Cezmi Bey, İsmet Bey, hepinize ve bütün seyircilerimize, takip eden arkadaşlarımıza. İsmet İpek nedir, kimdir? Bendeki, daha doğrusu Osmaniye'mdeki, ülkemdeki durumu nedir? Özellikle biz aynı yaylada Zorkun gibi bir yazlıkta yaylamışız ve Osmaniye gibi, Adana gibi güzel bir dışlakta kalmışız. Şimdi burada İsmet İpek'le Zorkun Osmaniye çocukluk yıllarımız birlikte geçmiş. O harının düzlüğünde işte Grabonu'yla akrep avlarken biz 7 Ocak'ta Kiriştek oynamışız, Kiriştek çevirmişiz. Ve aradan yıllar geçmiş, 1970'li yıllarda onu bu defa karşımda bir yabancı gibi, Kürşat İhtilali gibi dev bir oyunda, rahmetli İsmet Hürmüz'ünün bir oyununda oyuncu olarak görmüşüm. Yani o müzeyi seçerken ben tarihi seçmişim sizin gibi ve yıllarımız bu şekilde geçmiş. Tabii İsmet İpek derken işte orada Adana'daki yılları sizler anlatıyorsunuz, sizler konuşuyorsunuz ama daha sonra kader yine Osmaniye'de bizi bir araya getirdi. Osmaniye'deki günlerimin her şeyden önce biz orada bizi yetiştirenler vardı.
ortak dostlarımız, gönül dostlarımız, hocalarımız. Salih Defa yazar ki olsaydı şu anda hayatta, İsmet Bey'e en güzel sözlerle hitap edecekti. Ama rahmetli anarken onun bir sözünü hatırlatmak istiyorum. İşte oluklar çatal, birinden Türklük, birinden İslam akar diyordu. Biz o çatal olun suyundan birlikte içmişiz, birlikte kana kana içmişiz ve yıllarımız böylece geçmiş. Şimdi daha sonraki yıllarımızda ise onun Adana'dan dönüşü, benim değişik yerlerdeki görevden sonra yine Osmaniye'de buluşmamız ve özellikle de tabii Osmaniye denilince Adana nasıl olacak, 5 Ocak'sa, Osmaniye 7 Ocak'sa ve bugün bizim kurtuluşumuzu yeniden bir araya geldiğimiz, gönül verdiğimiz o yılları herhalde onları en güzel şekilde işliyorsunuz. Ama bir önemli olay var ki biz Daim Bey Mamuriye baskını var ki kurtuluşumuzdaki önemli noktalardan biri işte İsmet İpek Bey burada bu yürüyüşü başlatan ve güzelliklere güzellik katan bir dostumuz, gönül dostumuz ve İsmet İpek'le geçen yılların içerisinde tabii bir Zorkun Yaylası'nın şenliklerini, diğer etkinlikleri de anmadan geçmek mümkün değil. Bir gönül bağı var, her yerde, her zaman birlikte olan o incelik, zarif ama sesi tok, yiğit bir ses. Allah'ım onun gibi, sizler gibi yiğitleri Çukurova'mızdan, Osmaniye'mizden, Adana'mızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederiz Reşat Hocam. Çok duygulu konuştu tabii, bizi de burada coşturdu ama tabii Reşat Gülel Osmaniye'nin bir değeridir. İnşallah onun değerini de Osmaniye ve biz bileceğiz. Evet hocam size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz Reşat Hocam. Sağ olasınız. İyi, sağ akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet İsmet İpek'in dünyasında dolaşmaya devam ediyoruz. O dünya hepimizin hatırlaması gereken, bilmesi gereken ilginç olaylarla dolu. O gördüğü gerçekleri haykıran, açıklayan, yeri geldiğinde isyan eden bir insan. Bu güzel insanın, onun hayatını anlatırken kısa bir ara veriyoruz. Ama bize de ayrılmayın çünkü çok ilginç konular gelecek birazdan. Efendim onlarla konuşacağız. Ayrılmayın, buradayız. Birazdan konuşacağız. Kısa bir ara veriyoruz efendim.